En düşük emekli maaşının da 7500'den daha yükseğe çıkarılması gerekir. Evet. Ali Bey, şimdi birkaç yorum daha vereceğim. Süremi de çok tasarruflu kullanmak istiyorum. Ama yine bu iktidara yakın olan isimlerden bir sızan, tırnak içerisinde söylüyorum, sızdırıyorlar ya çünkü. Sızan haber var. Şimdi diyor ki Cem Küçük isimli gazeteci diyelim, memurlar için çalışma yapılıyor. Emekliler için bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Enflasyonun üzerinde bir zam verilecek gibi duruyor. Rakamı bilmiyoruz. Son rakamı Erdoğan söyleyecek. Taviz vermemek lazım. Türkiye'nin bunu kaldıracak hali kalmadı. Emekliler için olabilecek en iyi şey verilecek. Ne kadarsa artık. Asgari ücrette ise enflasyon neyse o verilecek. Ekstra bir şey beklemeyin. Erdoğan'la arası, ha, bu bakanla ilgili söylüyor. Arası değil iddiaların, arası iyi değil iddialarına yanıt vermiş. Ekstra bir şey beklemeyin diyor. Şimdi Ülkü, 2024 bütçesi taslağı meclise sunuldu. O taslağa göre TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar SSK, Bağkur ve memur emeklilerine zaten bir artış yapılmak zorunda. Hı hı. Kanun gereğince. Ha, enflasyonun kaç olacağını ben bilmiyorum mesela. Ekim ayı enflasyonu kaç olacak? Ama onlar Kasım ayı kaç olacak? Herhalde TÜİK onlara bilgi verdik. Aralıkta böyle olacak diye. Ya da falan açıyorlar. Bakla falan açıyorlar. Falan açıyorlar herhalde. Şimdi benim tahminime göre söylüyorum. TÜİK gerçekleri açıklarsa Ocak ayında SSK Bağkur emeklilerine %50'ye yakın bir enflasyon farkı verilecek. Bu zam değil. Enflasyondan kaybettikleri rakamı geri verecekler. Evet. Memur emeklilerine ise toplu iş sözleşmesi gelince ilaveten %15 daha verecekler. Peşin enflasyona göre veya yani beklenen enflasyona göre. O yüzden memur emeklileri %15 daha fazla alacaklar. İşçi ve Bağkur emeklilerine göre, ama tahminim bu. Bilmiyorum çünkü Ekim'de enflasyon kaç açıklandı, Kasım'da kaç olacak, tabii Aralık'ta kaç olacak bilmiyorum. Tabii. Tahminimi söylüyorum. %50'ye yakın bir rakam olacak. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği değil. Kanun bunu söylüyor zaten. Ya kim ne derse onu verilecek zaten o. Evet. 5500 sayılı kanun bunu söylüyor zaten. Ama enflasyonun %150 olduğu ülkemizde ben %150'lik yaşıyorum Ali Bey. %50, %20, %40, %60 hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü yaşarken... Ülkü sen yanlış markete gidiyorsun. TÜİK'in gittiği marketlere git. Evet, açıklasalar da gitsek hep birlikte tüm izleyicilerimiz orada. Evet, ben de oraya gitmek istiyorum ama ben de istiyorum. Onu söylemiyorlar. O TÜİK'in marketleri neredeyse oraya gitmek lazım. Orada enflasyon %50. Evet, orada öyle. Peki izleyicilerimiz şöyle diyor. Prim ödemek suç mu? Hızlıca geçiyorum. Yeni 7000 güne neden norm birliği gelmiyor? Milletvekilleri konusunu çok eleştiriyorlar. Onu da söyleyeyim. İlhan Bey de diyor ki 11 bin gün sigorta primiyle emekli oldum. 15 gün sigorta primi ödemiş, gerisini banka kredisiyle ödeyip emekli olmuş adamla ben aynı parayı alıyorum diyor. Haksızlık onların 7,5 lira alması değil, sigortayı ayakta tutan benim gibi prim ödeyenlerin uğradığı haksızlık diyor. Ülkü, o izleyicimiz sesini 2008'de çıkarmalıydı. Hmm. 2008'de sosyal güvenlik reformu diye bize yutturulan 5500 kanun diyordu ki ne kadar çok çalışırsan o kadar az emekli maaşı vereceğim diyordu. Ve ben bunu bütün televizyonlara dolaştım, anlatayım diye. Gazetelerde yazdım, herkese anlatmaya çalıştım. Ama kimse bana inanmıyordu. Olur mu öyle şey diyorlardı. Çok çalışan, çok prim ödeyen çok maaş alır. Az prim ödeyen az maaş alır. Hayır, kanun öyle demiyor. Ne kadar çok prim ödersen o kadar emekli maaşın düşük olacak diyor. Evet, evet. Şimdi izleyicimiz kendi mantığını koyuyor ama kanunun mantığı öyle değil. Yine bak bir hatıram, belki anlattım, bu tekrar anlatayım. Geçen yıl İstiklal Caddesi'nde yürüyordum. Tanınmamak için de fötr şapka takıyordum. Birisi beni tanıdı ve sarıldı. Dedi ne olur beni affet. Hakkını helal et dedi. Hmm. Dedik ki ne oldu? Sen diyordun ki emekli maaşları şuraya kadar düşecek diyordun. Ben de siyaset yapıyordum diye sana küfrediyordum. Şimdi emekli oldum, aldığım parayı görünce sen haklıymışsın ama benim aklım başıma 15 yıl geç geldi dedi. İşte izleyicilerimiz çoğu öyle. Bazı şeylere inanmıyorlar ama gerçeklerle karşılaştıklarında kim haklı, kim haklı diye görüyorlar. Bir de biliyorsun, yine tekrar edelim burada Ülkü, gerçeklerin iki önemli özelliği vardır. Biri acıtır, evet. İki acıdır. Evet. Bir de mutlaka ortaya çıkar Ali Bey. Ha, kesin çıkar. Kesin bir de çıkar. Mutlaka ortaya çıkar. Şimdi yönetmenimin izniyle süremiz doldu ama hızlıca bir soruyu daha aktarmak istiyorum. Mümkün mü İpek? Lütfen.